Dört ilahi hakikat ve dört ilmin mertebeleri konu başlığı. Bilmelisin ki var olanlardan her bir şey ilahi hakikatlere dayanmalıdır. Buna göre her bilgi ilahi bilgide içkindir ve bütün ilimler ondan meydana gelir. Bütün ilimler tabii ki Allah-u Teala'dan meydana gelmektedir. Bu ilimler ise dört mertebe ile sınırlıdır. Her mertebede alimlere göre sınırlı bilinen türlere ayrılır. Bunlar mantık ilmi, matematik ilmi, doğa ilmi ve ilahi ilimdir. Yani metafizik denilen ilim. Bakın dört mertebeyle bunu sınırlandırmış, dört kategoriye ayırmış. Bunlar neymiş? Mantık ilmi, matematik ilmi, doğa ilmi ve ilahi ilim. Yani metafizik denilen mevzu, madde ötesi. Alem ilahi hakikatlerden dört nispet talep eder. Bunlar hayat, ilim, irade ve kudrettir. Varlığı zorunlu için bu dört nispet sabit olunca onun tereddütsüz bir şekilde alemin var edeni olduğu geçerlidir. Buna göre hayat ve ilim nispetlerdeki iki asıldır. İrade ve kudret ise onların aşağısında bulunur. Asıl hayattır. Çünkü o ilmin varlığındaki şarttır. İlmin ilgi alanı ise geneldir. Çünkü ilim varlığı zorunluya iliştiği gibi mümküne ve imkansıza da ilişir. İrade ise onun altında bulunur. Çünkü irade varlık ve yokluktan biriyle kendisini tercih etmek üzere sadece mümküne ilişebilir. Buna göre iradeye adeta hayat talep eder. Dolayısıyla irade hayatın edilgenidir, yani sonucudur. O kudretten daha geneldir. Kudret ise daha özeldir. Kudret mümkünün yok edilmesine, yoklukta bırakılmasına değil, var edilmesine ilişir. Bu yönüyle kudret ilmin edilgeni gibidir. Çünkü ilim karşısında kudret, hayat karşısındaki ilim gibidir. Mertebeler etkinin edilgenden ayrışması şeklinde bu ilahi nispetlerde ayrışınca alem bu surette etkin ve edilgin olarak ortaya çıkmıştır. Alem Allah'a nispetle bütün açısından edilgin ve yaratılmış, kendisine göre ise etken ve edilgendir. Edilgindir. Allah ilk akılı hayat nispetinden, nefsi ise bilgi nispetinden var etmiştir. İlk akılı hayat nispetinden, nefsi ise bilgi nispetinden var etmiştir. Böylece hayat bilginin varlığında şart olduğu gibi akıl da nefsin varlığında şart olmuştur. Akıl ve nefsten meydana gelen şey heba ve tümel cisim olmuştur. İşte bu dört şey alemdeki suretlerin ortaya çıkmasının aslıdır.